Selamlar, sezon premierindeyiz tamam. Bakın açılışı gecen açılışını kimle yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz onu merak ettim. Roman mı gelecek Triple H mi? Dur bakalım. Evet, hadi, hadi, hadi. John Cena. Wow. okay, okay. Brrr. Abone. John ile açılış yapıyoruz arkadaşlar. Cena yine. Talsa. Talsa. Premier of Magda. Talsa. Smackdown sezon premierine hoş geldiniz. Roman geliyor. Sonunda artık bir dön artık değil mi? Artık bir dön. It's Roman Reigns time. Cena'ya karşı geliyor galiba. Of. Of. Abi kesin LA Knight'a gidiyoruz bu arada. Kesin. Kesin. LA Knight, Roman Reigns, Crown Jewel. Bence hayırlı olsun. Cena yapacak hali yok herhalde de. O, o bir haberdi bu arada arka planda çıkan da. Şimdi Cena'yla bir gerilir bir şey olur LA Knight gelir. Roman geliyor. Kaç aydır yoksun lan? İki ay oldu mu? Ağustos. Eylül Ekim olmuştur belki. Geldi. Dım. Roman abi gülmeye başladılar yine abi bak Jim yok gerçi C yok C yok sıkıntı yok onun. Can boy mu Can çocuk Hollywood e ee, benim şovumu açıyorsan Doğru şekilde yapman lazım. O zaman ikna mı gelecek hadi. Tolsa. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bunu bayağıdır duymuyorsunuz bu arada. Benim canlı yayınlarımda duyuyorsunuz. <laughs> acknowledge me. Bu arada canlı yayınlar burada. Twitch 1. Gelin. Bekliyorum. Onun dedi ki. Bak ya kendin git. Ya da seni buradan gönderelim. Wow. Yine Sina şey olarak konuşuyor. What's about to happen? Bak birazdan. WWE her zaman tahmin edilmez oldu. SmackDown sana hiçbir zaman söylemez ne olacak Roman Reigns ve John Cena aynı ringdeyken kim bilir ki ne olacağını bir sonraki adımda. O yüz yüze geldiler. Evet. Oo, bu arada bir şey diyeceğim. Bu adamların ikisi de GOAT olarak Anons edildi bu şirkette biliyorsunuz değil mi? Belki de seni burada ne yaptım Niye böyle şey yapıyorsun ki diyor seni. Bin one thousand one hundred. O bin yüz thirty gündür biniz otuz gündür şampiyonsun. O. Burada anons dedi ki diyor bu tabii tüm zamanların en büyük en başarılı olayı diyor. Ben burada. Seninle mücadele etmeyeceğim. Yani şimdi çok adım adım konuşuyor. Çünkü. Çünkü ben bunu hak etmedim. Ama. Bir dakika. Ama bir elenet geliyor. Ama biri bunu hak ediyor diyor seninle mücadele etmeyi. Dur. LA Knight. Yeah. Elenet geliyor bak. Arkadaşlar hazır mısınız? Erken saat şovunda. Crunchyroll'da 4 Kasım. Cumartesi. Saat 8'de başlayacak şovda. Roman Reigns LA Knight'a doğru gidiyoruz. Bak sezdik bunu. Roman hiç sallamıyor. LA Knight diyor, dur bir kendimi tanıtayım sana. Evet. Geçen ay oturuyordum diyor. Bu kemeri burada taşıyordun. Ama sen olmadığından beri bir sürü şey değişti. LA Knight. Tal'sa hadi bakalım kimin oyunu lan bu? Roman tamam seninle gurur duyuyorum. Tamam. Birkaç ay. Birkaç ay içinde artık senin ismini söyleyebiliyorlar yani diye. <gülüyor> 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 güzel. Yeah. Over 1100 days. 1100 günden fazla sürede şampiyonum. Senin burada benim aynı ringde olmana sebep edecek ne yaptın ki sen? Ha? Niye buradasın lan? Yalnız Elenade gözlüğünden Rom'un detayı çok güzel. Kapak fotoğrafı bile olur bu. Hep böyle geçmişten bahsediyorsun farkında mısın diyor. Geçmiş zaman. Yani Solo Siko direkt kitlenmiş yine. Smackdown tarihindeki en hızlı yükselen yıldız benim diyor. Sanki biraz abarttı ama. Ooo Jimmy geldi. Bir dakika bir dakika. He, bunu merak ediyordum ben. Roman'ın Jimmy'ye tepkisini gerçekten merak ediyordum. Jimmy öldü çünkü şu an. Sine diyor ben bir şey yapmıyorum diyor. Sine vurup kaçacak bence. Yok. E ee, Gerildi burası. Arkadaşlar gidiyoruz. Kranjola gidiyoruz bak. Güzel. Güzel vallahi güzel. Yes. Carlito resmen Smackdown'da arkadaşlar. Kadroda zaten bu. Abi ben de yapacaktım bunun da. Tabii ki de saldıracaklardı. Ne olacaktı başka? Evet. İşte böyle ağız burun girişiliyor. Gözlükler falan da düştü. Sid Profits. Carlton ağzını burnunu kırdı bu arada ya. Adam Pierce geldi. Evet. Kurt Angle çocuğu orada ya. <laughs> Carlton fena da akıdı. Reis Reis burada Reis kral burada. Lütfen birazcık sesinizi kısın çünkü duyamıyorum Dominik'i. Bilerek insanları daha çok gaza getiriyor ya Dominik konuşurken. Bu. <laughs> bu. Diyordum ki konuşmuyor ki konuşamıyor. Ceyve <laughs> Kodi Cody bizim kemerlerimizi koruyacak bu. Nereye sizin kemer? Ne, nereye sizin kemer? Öyle bir şey mi var kardeşim? Oy küfür ediyor. Oy. Oy İspanyolcu küfür ediyor. Dominik dedi ki bu adam Rada değil mi kardeşim dedi. Rada müdahale oluyor. Niye Smackdown'da burada ne arıyor şu an falan yaptı Adam Pearce'e. Ha şey bu haberi gördüm. Bu haberi gördüm. Aa menajer mi olacak? Nick Aldis. Nick Aldis. Nick Aldis. Severim. Evet. Genel menajer mi oluyor? Vallahi çok iyi olur. Evet. Upper General manager. Güzel. Number one. Dünyanın bir numaralı Sports Entertainment brandi SmackDown'un genel menajeri. Güzel. Bay be. Adam. Evet. Demek ki Adam Pierce Raw. O zaman ne olacak herhalde. Güzel güzel. Oo, Çok büyük hayranlığım. Babanın dedi. <laughs> çok iyi. Domini. Kodi, <laughs> Uso. Cody ile da evet. <laughs> Exchange. Seni TNA'yı daha az izlemedik biz abicim. Evet. Dur bir dakika bir şey geliyor. Triple için izniyle SmackDown. Aa şey olacaktı. Jay Uso Rav'a geçtiğine göre Rav'dan biri geçecek buraya. Kimse umursamıyor dediği anda bak herkes yüklüyor. Nasıl umursamıyor oğlum dur bir dakika. Bir dakika ismin neydi? Nick miydi? Daya yersin bu arada söyleyeyim de. <laughs> dur dur bunu konuş diyor. <laughs> Bak. Çok iyi ya. Triple G makar yapıyor. Bana... S Kevin Owens. Bir dakika. Kevin Owens Smackdown'a mı geçiyor? E abi Semi. Bambaşka olaylar geliyor yalnız. Aa bir dakika. İlginç. Kronos niye ağlamaklı gibi duruyor lan? Domini püskürttü güzel. Kevin Owens Smackdown. Okay, let's go. Yalnız bir şey diyeceğim. Kevin Owens çok memnun değil mi? Bir şey... Direkt ayrıldılar lan Sami ile. Gelmesi bir şey değiştirmeyecek. Zırpıt orada falan da görünecekse yani böyle drafttaki gibi olsun artık bir Rawls açmaktan bir bağımsız gibi olsun ya. Charlotte. Yo, iyi oyla kemer maçına çıkacak önümüzdeki hafta. Nick Aldis dedi Charlotte'a. Ooo Jade Cargill'le yüz yüzeler. Triple H de geldi. Yalnız bir dakika. Tanıtayım mı dedi. Yo ben onu tanıyorum diyor. Seninle tanışmak güzel. Evet. Ooo. Postayı koydu Charlotte. Geliyor. Asın teriye. Crossroads. Hop. Oh, bir. İki. Üç. Bitti. Two. Three. Kemerler korunuyor. Kemerler korunuyor. Let's go. Jey Uso. Cody Rhodes. Kemerler korundu. Güzel. Dominik ağlayıp duruyordu burada. Bizim kemerlerimizi koruyor ya. Bu nedir? Biz rahatsız. Bu ne ya? Hem Ra, hem SmackDown. olur mu ya? Fadi, bu kemerler ayrılacak yakın zaman sonra. Yes. Yiğit. Yiğit. Herkes Yiğit. Roman geliyor dur çok merak ettim. Roman geliyor. Jane tipi değişti bu arada. E gelmedi lan. Jimmy ile Solo Siko geldi. E, arkadan geliyor herhalde. Bakalım dur Jane ne yapacaklar. Çok merak ettim şu an. Kodi ile yüz yüzeler. Roman? Abi Roman nerede? Hala gelmiyor. Bir gelsin artık. İşte geldi. Bakalım ne olacak? Jay Uso'ya bakmadı bile. Dur bakın bakacak mı? Cody ile yüzleşiyor. Jay'den olacak çok merak ediyorum ya. Kodi ile niye yüz yüze geliyorsun abi? Resmeni 40'a gönderme mi? Bir buralar gerilecek gibi sanki. Hemen Nick Aldis geldi. Nick Aldis SmackDown gelen menajer olmasına alışacağız bakalım. Dur. Çok ilginç ya. Biz ama SmackDown'un bir gelen menajer olması da çok güzel. Hadi Kenny Dykstra var orada ya. Jay Uso'ya bakmadı bile ya Roman. Roman gerçekten Cody'ye kitlendi bu arada. Bak bu çok ilginç. İkisi de yerde. Ben şeyde kaldım bu arada. Cody Rhodes ama bu kadar kitlendiğine göre Roman olacaklı kitlendiğine göre abi resmen 40'a gönderme ya? Burak boşuna mı gördü? Jimmy geldi. Jimmy maça karışırsa geçmiş olsun. DQ. DQ. Gelmedi. Cena. Ey Hop. Attitude adjustment. Sola Suka. saldırdı. Ama dur maçta bir şey yok şu an. DQ falan değil. Elenet kazanacak galiba. BFT geldi bitti. 1. 2. 3. LA Knight geliyor arkadaşlar Hazır mıyız? Erken saat şovu Jewel'da. LA Knight Roman Reigns geliyor abi bu Bu net yani AJ Styles falan mı dedik Cena mı dedik LA Knight geliyor LA Knight İşte gönderme geldi Spear'ı yedi Spear'ı yedi Spear'ı yedi Roman'dan İşte bu Yeni feud hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Hakemi bile bak. Oğlum bari onu yapmasaydın. Evet. Aşağı yazın bakalım. LA Knight Roman Reigns. Sizce nasıl? Yeni bir şey deneniyor. Evet. Yeni konseptimiz. Biliyorsunuz ki şimdi puan vereceğim. Onun üzerinden SmackDown'a. Valla öncelikle SmackDown'un açılışı bence çok güzeldi. Açılışta John Cena'nın gelmesi. Ardından karşısına Roman'ın gelmesi. O sırada birbirlerine laflaşırlarken <laughs> pardon birbirlerine laflaşırlarken LA Knight'in gelmesi artık bazı şeylerin net bir şekilde ortaya çıkmasına sebebiyet verdi ki LA Knight Roman Reigns'in yeni rakibi olacak. Bunlar güzeldi. Onun dışında ya şey maçı vardı. Tag maç Çok ilgimi çekmedi doğru söylemek gerekirse. ile Brutus'un olayları. Ondan sonra arka alanda Carlito'yu gördük mesela. Carlito röportaj e, vereceği sırada Bobby Lashley geldi. Steve Profits ona saldırdı. Oralardan maç falan çıkacak belli bir şeyler olacak. Bir de şu benim ilgimi çekiyor olabilir eğer yaşanırsa. Carlito, Babileş işte, bu adamlar bir şekilde böyle hani Ray Mysterio'nun etrafında United States kemerinin etrafında olup oralar oynarlarsa hoşuma da gider doğruyu söylemek gerekirse. Sonra arka alanda Charlotte Flair ile Jade Cargill'in yüzleşmesi vardı. O da güzel bir şeydi. Jade böyle bir saygı duydu falan. Charlotte da tanıyorum ben onu dedi. İşte bu bir onurdur falan dedi seninle görüşmek. Olmak zorunda yaptı zaten Charlotte da postaya koydu. Güzel. Bu da güzel bir detaydı. Sonra Nick Aldis'in arkadaşlar Triple H geldi. İşte Dominik şey çıktı işte. Ya Rawla SmackDown kemeri var. Biz Raw şampiyonuyuz. Ne alakası var burada falan filan derken yeni SmackDown genel menajerini duyurdu. Triple H, Nick Aldis. Kendisini TNA'de de izledik. Yani farklı bir şey denediler. En azından SmackDown ayrı bir genel menajerinin olması da çok güzel bir şey bence. Buna da bence yükseliyorum ben. Cody ile Jane, e, Grayson Waller'la Austin Theory'e karşı maçı vardı. Onları da kazandılar. Maçtan sonra yalnız Roman Reigns geldi. C e hiç bakmadı bile. Hani bir süre öyle o şekilde takıldılar. Ama ardından Cody ile geldiği gibi Cody ile yüzde geldi. Resmiye 40'a gönderme midir bilmiyorum. Bence güzel bir şeydi bu da. Okey. LA Knight ile Solo maçı çok fazla ilgimi çekmiyordu. Sadece yani çekmedi derken en sonunda ne olacağı daha çok ilgimi çekiyordu. Çekmiyordu diyemem tabii ki. Jimmy maça karıştı. Karışmaya kalktı. Johnson'a engelledi. Ardından BST geldi. EFT geldi. Ee, Sola Sikua'ya. Hemen ardından da sevinirken Roman Reigns gelip spiyeri çaktı ve dedi ki Türkiye'ye göre saat 8'de olacak olan 4 Kasım Cumartesi günü Crown Jewel'da biz Main Event'teyiz dedi. Haberiniz olsun. Roman Reigns LA Knight'a saldırdı. Sezon Premier'e göre daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama burada Nick Aldis, Kevin Owens bir dakika dur dur asıl olayı unuttum ya. Kevin Owens SmackDown'a geçti arkadaşlar. Nick Aldis'in ilk icraatı Kevin Owens'ı SmackDown'a almak oldu. Bu da güzel şunu da öğrendim hemen. Kevin Owens böyle bir tadı kaçık falan diyordum ya. Bir işte arkadaşına şey yaptı selam çaktı ameliyat oluyor falan dedi. ondan herhalde birazcık tadı kaçık. Yani şimdi ben bu şova tertemiz bir 8 veririm arkadaşlar. 8 hak ediyor. Daha ötesi olacağını tahmin ediyordum. O yüzden aslında bir tık böyle bir için buruk kalmadı da değil. Doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü ya tabii daha farklı şeyler olabilirdi. gerçi. işte i̇şte Bailey, Zelina Vega maçı vardı. Charlotte'ın gelmesi falan okey ama. Hani sanki sezon premieri daha da büyük bir şey olabilir miydi? Olabilirdi ama e, bence güzel şey Ben ben Güzel şey olduğu için beğendim. 8'de çaktım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Twitch'te izleyinlerde her zaman beklerim. Videolar da zaten devam ediyor. Bye-bye.